Arkadaşlar, bu sefer Osmaniye Zorkun yaylasında değiliz maalesef. Hatay'a bağlı Osmaniye Zorkun yaylasına yakın bir yer. Küllü ile Küşne arasında bir yer burası şu anda. Akarsu kaynakları var bu şekilde. Alabalık tesisleri var. Böyle şifalı otlar var. Meşe ve çınar ağaçları var. Genelde meşe ağacı çoktur burada. Alabalık tesislerini de birazdan çekerim. Güzel bir yerdir. Havuzu var. Havuzunu çektim. Büyük ihtimalle videonun başına görmüşsünüzdür. Güzel bir alan yani burası. Bu biraz daha 70 olsaydı. Ali, bu top dikenin 70'i var mı? Şunun 70'ini gördün mü hiç? Yok mu burada? Geçen yıl geldiğimde vardı. Biz, yani bilen vardır belki de, biz bunu alırız, kırarız, ezeriz. Bu 70 değil, o yüzden yapamıyorum. Kırıyoruz, eziyoruz, bu dikenlerden arındırıyoruz falan, bayağı batıyor da. İçinde fıstığı vardır bunun bir tane, tohumu. O fıstığı yerdik. Güzel yani, güzel bir şey. Burnum çok kaşınıyor bu arada. Temiz hava yaktı burnumu. Oo, acayip bir kaşınıyor, yanıyor, kaşınıyor, öyle bir şeyler oluyor işte. Burası çok güzel bir yer. Bakın şu meşe ağacının, çınar ağacının dibindeki kırmızılığı görüyor musun? Birazdan fotoğrafını çekerim. Nasıl olduğunu, nasıl kaynaklandığını bilmiyorum ama yosun kırmızı olmuş. Ve su da dibinden öyle bir güzel akıyor ki. Su burada. Yani su burası. Kaynağı daha ileride. Kaynağını bulamadık. Su burası. Kaynağı dağ, doğru. Yeraltı kaynaklarından geliyor su da. Kar suyu zaten bu. Kışın yağan karın erimesi sonucu oluşan su değil. Yani eriyor. Yavaş yavaş eridiğinden için toprak bunu emiyor ve kaynaklara, yeraltı kaynaklarına giriyor. Bu sayede orada biriken suyu pınarlardan böyle çıktığını görüyoruz. Şaşırıyoruz yani. Bu da tam belli olmuyor ama mezna ağacı deriz biz buna. Dalları ince olur, gövdesi kalın olur. Tepesinde kozalakları çıkar, böyle iri, ince, uzun bir kozalağı olur bunun. Binlerde faydalı deva falan filan derler. Yani güzel, bayağı faydalı bir şeymiş. Yani büyüklerimiz öyle derdi eskiden. Doğayı bizden daha iyi bilirler tabii. Görüşmek üzere arkadaşlar. İzleyin, beğenin, abone olun. Güle güle. Umarım beğenmişsiniz.